Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Bugün Fırat'la beraberiz. Merhabalar. Yanımızda görüyorsunuz Mercedes X-Class. Bayağı bir kirlettik. Aynen, bugün bayağı bir yorduk. İsterseniz aracın içine geçelim ve aslında bundan önce ne yaptığımızı sizlere gösterelim. İstersen senden ilk teknik klasik verilerinden başlayalım. Kağıt üstündeki verilerden. Sonra zaten modifiyelerine değineceğiz. Araç 2018 model X250 dizel. Formatik power paket. 3 pakete ayrılıyor galiba. Aynen, 3 pakete ayrılıyor. Bir pure diye 4x2 olan. Tamponlar falan boyalı değil bir de. Aynen, ön arka tampon boyalı değil. Hani daha çok böyle bir şey taşımak için hani uygun olabilir. Daha hor kullanmak aynen, için. Aynen, biraz daha hor kullanıma uygun o modeller. Bir pure paketi var, o orta dolulukta bir araç. Bu da power paket, işte içi deri, kol dayadığınız yerler deri. Suni deri gerçi değil mi? Aynen, bunlar? Suni deri. İşte ön göğüste dikişler var. Bu tarzda bir paket 19 inç opsiyonel jantları var. Tabii onları biz çıkardık. Onları biz vardı. Çıkardık, orijinal değil artık jant lastikler. Vallahi yerimiz toprak oldu. Aynen, üstümüz başımız. O da işte lastiklerin kazımasından dolayı. Aynen. Mekaniksel değişiklikler var mı o en üst pakette? Mesela en üst orta pakette en dolu paketle değişik farklar ne var? Yanlış bilmiyorsam kilitli diferansiyel geliyor en üst paketle birlikte. Zaten aracın 4 diski bütün paketlerde mevcut. Kampana değil arkalar. Yok, arkalar kampana değil. Onları yani pure paket de alsanız onlar üzerinde geliyor diye biliyorum. Belki rakipleriyle en büyük farkı da oluşturan bu. Olabilir. Amarok'ta çünkü arkalar kampana. Ve bu aracın arka süspansiyondan bahsedersek makas yok bunda. Aynen. Bağımsız süspansiyon var. Yani normal SUV'lerde nasılsa 4 tane yay, 4 tane amortisörümüz var. Konfor da özellikle normal şartlarda daha fazla tabii. Ay tabii yani ben mesela şimdi diğer pick-up'ları kötülemek gibi olmasın ama başka markalarda pick-up kullanan arkadaşlarım mesela bu arabaya bindikleri zaman bilhassa bu haline daha konforlu geliyor. Daha konforlu geliyor. Çünkü yükseltince zaten araç ister istemez biraz sertleşiyor. Ama ben bunu kit alarak en minimum şekilde indirmeye çalıştım açıkçası. Gayet de konforlu. Gayet de güzel yani, yol bayağı kötü olmasına rağmen. Tabii ki de sallanıyorsunuz ama o olacak. Öyle bir rahatsızlık yok yani. Motoruna gelirsek motor Renault ortaklığında. Motor Renault ve Nissan ortaklığında 2.3 litre 4 silindir turbo bir makine var. Genelde Renault'un yaptığı makineler ekonomi bakanı oluyor ama bizim makine özellikle bu lastiklerden sonra bu galiba. Bu lastiklerden sonra birazcık yakıtta açıkçası artış var. Ne kadar yakıyordu ilk aldığında? İlk aldığımda ben aracı İzmir'den aldım. İstanbul'dan direkt galeriden çıkartıp, yani galeri dediğim işte bayiden çıkartıp direkt İstanbul'a gittim. İlk aldığımda 5 litre ile 7 litre arasında bir yakıtı vardı. Uzun ve gayet yolda, de aynen, uzun yolda gayet güzel dedim hatta. Fakat bu lastikleri takınca neredeyse iki katına çıktı diyebilirim ama tabii değiyor. Gerçekten değiyor. Şanzımana gelirsek nasıl sence? Şanzıman kötü değil. Güzel bence. Yani 7 ileri bir otomatik şanzıman var. Klasik olan Mercedes'teki aslında o şeyi kaldırmışlar Navara ile ortak olduğu için. Aynen. Genelde çünkü hep şeyin direksiyon yanında olur silecek gibi. Aynen. Yani benim bildiğim, hatta bunu alırken de söylemişlerdi. 4x4 araçlarda, tabii yanlışsam arkadaşlar düzeltirler. Vitesin ortada olması, yolcu koltuğunun altında yangın tüpünün olması ve el freninin de normal bildiğimiz klasik el freni tarzında olması bir kanunmuş. Ama tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Mı? Aynen, yani 4x4 ve arazi araçlarında mesela G serisinde de vites yanda değildi Mercedesler gibi. O da ortada. O yüzden belki o yüzden olabilir. Benim mesela Amarok'taki en büyük şikayetim şeydi. Motor sesi çok içeri geliyordu. Bunda bir tık izolasyon daha iyi galiba. Evet, bu klasmandaki en sessiz arabaymış motor olarak ve kabin sessizliği olarak. Büyük ihtimalle Navara ile Mercedes'in arasında farklar vardır. Aynen. Yani zaten
çoğu insan bu araç ilk çıktığı zaman işte Mercedes amblemli Navara. Navara dediler. Fakat öyle değilmiş. Yani benzer sadece kapı kolları benziyor. Aynalar birazcık benziyor. Şasi bir de hani genetiksel şasiyi şey. Şasiyi almışlar. Genleri aynı. Aynen, genleri benziyor. Bir de bu araba 70 milim benim tabii, bildiğim daha geniş. Biraz daha lastik izi geniş Navara'ya göre. Yükleme kapasitesi de biraz daha fazla diyebiliyorum. Aracımız yine her zamanki gibi stok değil. Videonun başında da bahsetmiştik. İstersen ilk dış modifelerden, lastiklerden başlayalım. Başlayalım. Lastikler 285-70-17 MT lastik var arabanın üzerinde. Cooper STT Pro diye geçiyor markası. Daha çok herhalde off-road'a yönelik. Aynen. Biz ama gündelik hayatta da kullanıyoruz. Aynen. Arabayı ben günlükte kullandığım için hani öyle çok fazla hani asfaltta rahatsız etmiyor açıkçası beni. Biraz ot performans böyle herhalde yani, kötü değil mi? Tabii yani ıslakta birazcık buzun üstünde gibisiniz ama frenleyince gidiyor. Kendisi gidiyor birazcık. Ama onun dışında MT lastiklere göre birazcık daha ses var tabii ki. Benim gene bu lastikle alakalı almadan önce araştırdığım şeylerden bir tanesi yol sesiydi. Çünkü dediğimiz gibi gündelikte kullanıyorum. Sözde sınıfının en sessiz MT lastiğiymiş. Oldu mu öyle yoksa? Ya ilk defa bir MT lastik kullanıyorum. O yüzden başka MT lastikli şey arabaya da binmediğim için karşılaştıramadım. Onun dışında kaputumuz var. Kaputta onun dışında bir eklenti var. Aynen, kaputun üzerinde bir eklenti var. O da şöyle. Şimdi genelde arazi arabalarına kaput koyduk, yani kaput parçası konulduğunda güzel duruyor. Ben de bu hoşuma gittiği için hep herkesin koyduğu tarzda değil de hani kendim acaba ne nasıl bir şey koyabilirim diye düşündüm ve biraz araştırma yaptım. Şimdi Brabus'un G serisi için ürettiği bir scoop var. X-Class için daha yok herhalde değil mi? X-Class parçası için kaputa yönelik yaptığı bir şey yok ama işte tavanına sağ sol G kare gibi yani, yaptığı bir şeyler var. Eklentiler var. Onun dışında tamponun altında da tekrardan bir LED eklentileri var. Başka işte pedal çıkardılar diye biliyorum Brabus'un. Ben de dedim ki hani Brabus'un acaba bu kaputunu alsak X-Class'ın kaputuna göre uyarlayabilir miyiz ki sağ olsun tanıdık arkadaşlarım var, onlarla beraber uyarladık. Gayet de güzel olmuş. Teşekkür ederim. Yani böyle bir görüntüsü var. Biraz daha, daha kaslı duruyor. Kaslı böyle duruyor önden baktığınız zaman. İşte ön barımız var. Zaten olmazsa olmaz arka bar, işte kasanın üzerinde şey rol kapatma mı deniyordu ona? Kasayı kapatmak aynen, için. Aynen, kasayı kapatmak için. Ve Mercedes'ten alırken bayağı pahalı. Dışarıda yaptırmak daha mantıklı oluyor değil mi onu? Evet, yani ben Mercedes'ten arabayı aldığım zaman daha açıkçası hiçbir araştırma yapmamıştım. Ve orada dediler ki hani biz size çok yüksek bir miktara uyguna kapatırız abi. Aynen, biz hallederiz dediler. Ben bir fiyat aldım. Ayıptı söylemesi dudak uçuklatıcı bir fiyattı. Dedim ben bunu kendim de bir şekilde çözerim. İlla çıkmıştır. Sonra araştırdım, buldum. Sürgülü kapak işte yani normal. Onların otomatikleri falan da varmış ama bozulabilir diye ben normalini taktım. Bu demir de gelmiyor değil mi stok? Öndeki. Yok. Öndeki demir de stok değil. Aksesuar olarak seçebiliyor musun yoksa illa dışarıdan kendi mi takman gerekiyor onu sonra? Yani Mercedes'in zaten sadece arka bar sattığını biliyorum. Hı. Ön bar satmıyorlar. Arka bar da zaten çeşit çeşit. Her yerde İstediğin gibi bulabilirsiniz. İleride belki bir vinç de takılabilir. İleride bir vinç takma düşüncemiz var. Daha hatta Nissan Navara'da görmüştüm bir tane. Arkaya demir tampon ve içine de vinç takılıyor. Belki öyle bir tampon da arkaya takabilirim ön vinci yaptıktan sonra. Çünkü tek başıma da çıkmayı çok seviyorum. Araziye olsun işte böyle gezmeyi. Başka amortisörlerimiz... Stoktan ne kadar yükseğiz şu an? Şu anda stoktan... Yani zor inip iniyoruz çünkü. 30 santim diyebilirim. Çünkü 5 santimlik bir kupa yükseltmesi var. Ve benim araştırıp tekrardan yaptığım şekilde 5 santimlik arabanın herhangi bir parçasını değiştirmeden kupa yükseltebileceğiniz maksimum seviye 5 santimmiş. Onun üstüne 2,5 inçlik hatta 3 inçlik bir lift kitimiz var. İşte 4 amortisör, 4 yay değişti. Bir de şunu söylemek gerekir, tam böyle profesyonel offroadçu değiliz biz yani. Daha çok keyif amaçlı. Yani bizim hani herhangi bir iddiamız yok. Hani biz işte şunu geçelim, offroad'da taşların üzerinde böyle gidelim falan, yani öyle bir durumumuz yok. Hani bizim işimizi görsün. Keyif alalım. Keyif alalım. Bir tık da görüntüsü güzel olsun. Hani yüksek duralım
düşüncesiyle yapılmış bir araç. İnip binmesi zaten zahmetli şu an İnip yani. İnip binmesi şu an birazcık zahmetli. Orijinal basamakları çok alçak gösteriyor arabayı. Çıkarttınız siz onları. Ben çıkarttım. Şimdi offroadçu insanların söylendiği gibi kaya kaydırıcı deniyor galiba. Böyle aşağıdan yukarıya doğru olan bir hem dağ tarzı bir şey. Aynen. Hem arabayı koruyan hem de daha hani alçak bir görüntü vermeyen tarzda bir yan basamak yaptırmayı düşünüyoruz. Motorda var mı modifiye yazılımsal? Motorda Stage 1 bir yazılım var. GeForce Motorsport'un yaptığı. Ne kadar fark etti? Daha çok torka yönelik mi yoksa? Biraz torka yönelik çünkü sonuçta şimdi bu arabaya downpipe takıp hani çok hızlı gideceğim gibi bir amacınız yani bence olmamalı. Saçma olur zaten. Birazcık şey. Saçma olur. O yüzden hani dedim ki downpipe yapmadan hani soft bir yazılımla alabildiğimiz maksimum torku alalım dedim. Ya da duman ata ata giderdi araba. Tabii şu an öyle bir durumumuz yok zaten. Yani AdBlue sistemi falan da var çünkü arabada. O yüzden Stage 1 yazılımla 190 beygirlerden işte 210-220 civarı bir güç aldı. 450 torku da tork galiba değil mi? Stork. Orijinalde 450 tork. Şu anda da 550 Nm torka sahip. Bana açıkçası yetiyor. Hatta 350'si çıktı bu arabanın. 350'siyle değiştirelim diye bana ulaştılar. Fakat hani ben... V6 o değil mi? Aynen. O Mercedes'in kendi şanzımanı ve kendi motorunu kullandığı bir araç. Ben açıkçası pek gerek duymadım ona. Bir de onun vergisi birazcık fazla. Dudak uçuklatıyor. Evet. O yüzden bu arabayla kalmaya devam ediyorum. Onun dışında bir de bir egzozumuz var. Onun dışında aynen. Egzozumuz var. Hatta şurada durayım. Durduğum zaman açayım. Sesi tam alalım. Ondan sonra tekrardan devam ederiz. Çünkü bir anda uğultu gibi patlıyor çünkü ses. Makineye bir V8 swaplayalım. Aynen şu an bir V8'i atalım makineye. Şöyle bir sesi var. Ses ne kadar geliyordur gelmiyordur bilmiyorum ama mesela şu an V8 olduk bir anda. Keşke gücü de ve torkta bir anda öyle bir tuşla artsa. Bu şöyle bir sistem. Dışarıdan baktığınız zaman böyle normal egzoz sütürüsü gibi duruyor. Onun fakat içinde hoparlör var. Hatta Maserati'nin dizel çıkarttığı Ghibli'de. Aynen Ghibli'de dizel arabalarında kullandığı sistemin aynısı diyebilirim. Bir tane var bizde yoksa iki tane mi? Bizde iki tane var. Normalde bir tane takılıyormuş. Fakat işte birazcık şey oldu. Hani bir tane alana diğeri de bedava gibi bir durum oldu. Kampanya vardı. Aynen o yüzden dedim o zaman olmuşken iki tane takalım. İki tane taktık. Şu ana kadar hani herhangi bir şikayetim yok. Zaten 100 kilometreden sonra lastik sesinden duyulmadığı için 100 kilometreyi ayarladım. Şey var, application'ı var telefonda. Ondan sonra kendisi kapatıyor. Ondan sonra 100 kilometreden sonra kendisi kapatıyor. Yani bu normal bir arabada atıyorum orada istediğiniz kilometreyi ayarlayabilirsiniz. Atıyorum 200'den sonra kapatsın derseniz 200'den sonra kapatabilir. Hatta şu düzlükte istersen bir basarız. Olur, basalım. Farklı ayarları da var, onları da göstereceğiz ondan aynen. Sonra. Hatta şöyle. Mesela şu an alt devirden istersen böyle 30'dan bir başlayalım. Tamam. Sesini duyuralım. Biraz yavaşlayayım burada. İkinci vitesi alalım. Yani gene birazcık... De dıştan duymak lazım. Aynen. Mesela şu anda 100 oldu. Kesti. Şimdi tekrardan açacak yavaşladığımız zaman. Açtı. Evet. Böyle bir V6'mız da var, V12'miz de var. Şöyle 12 tane seçeneği var. V6 oluyor, V12 oluyor. Yani başka benim çıkartamadığım sesler de... Uzay mekiği var aynen, mı? Aynen, seçemediğim uzay mekiği tarzında. Garip garip sesler de çıkarttığı modlar var. Ben V8'i hani
En güzel galiba V8. Aynen, en daha inandırıcı, en güzel olan, baslı bir sese sahip olan V8. O yüzden hep genelde onu kullanıyorum. Zaten işte çalışma sesi, işte RPM, yani şey, nasıl denir ona? Devir bandı galiba. Aynen, devir bandına göre sesi zaten kendisi ayarlıyor. Ve bildiğin volume'u da açıp kapatabiliyorsun aynen, böyle. Şey gibi, yani müzik şeyi gibi volümü açıp kapatabiliyorsun. Daha bazen şaka yapan arkadaşlar da oluyor, bir Gülşen açsana. Aynen aynen. Şu müzik çalıyor mu? Şuradan bir Gülşen aç da dinleyelim diyen arkadaşlar da oluyor. İstersen diğer modları da gösteririz kısaca. Gösterelim. Mesela V6 var. V6'yı da gösterelim. Şu an V6 mesela. Ama biraz az belli oluyor. Lastik sesi biraz daha fazla çıkıyor, baskın olabilir. Şu düzlükte. Yavru GTR. Aynen. Küçük bir GTR. Duyuluyor mu bilmiyorum ama inşallah duyuluyordur. Dıştan da çekeriz zaten sonra. Çekeriz. Tam böyle aslında tünel tarzı bir yerde. Aynen, tam baskın tam olur. Tam tünelde, yani arabalı, başka arabanın geçmediği tünel olursa çok daha güzel bir ses alabiliriz. V12 var en komiği. Çok garip bir ses çıkartıyor. Yani Mercedes'in 7.3 makinalarında çıkan ses gibi bir garip bir ses geliyor. Şu an V12 ama tam uluma bu yani. Hani bayağı, şu an volüm tam mı? Şu an volüm %100 ve uluyor. Hani uuu diye bir ses var sadece şu an. Şurası düzlük müydü? Orada birazcık mesela şu an camı da indireyim. Aynen. Hatta şöyle bir duralım. Boşta bir gaz vereyim hani arkadaşlar olur, sesini duysun. Şöyle oyuncak gibi garip bir ses çıkartıyor. Bir de V8 alalım boşta. Bir de V8 alalım. Bu V8. En güzeli de bu bence. Aynen, bence de. Böyle güzel bir baslı. Özellikle sesi alt var. Devirlerde bayağı şey, evet, güzel. Yani 3000 devire kadar gayet güzel bir ses veriyor. Arkadaşlar nasıl buldu yorumda da yazabilirler. Yazabilirler. Orijinali kadar olmasa da. E tabii canım, yani içindeki değişikliklerden devam edecek olursam, ilk aldığımda müzik sistemini pek beğenmedim açıkçası. Ve arabanın, yani sürekli içinde de olduğumuz için. Şey için yeterli olur mu müzik sistemi? Çok müzik bir zevkin yok. Yeterli midir yoksa? O zaman yeterli ama hani ben müziği yüksek sesle dinleyeceğim diyorsanız, o zaman birazcık işlem. Upgrade yeterli. Aynen, küçük bir upgrade gerekli çünkü subwoofer yok orijinallerinde. Arkaya koyduk abi değil mi? Ben arka koltuğun altına koyduk subwoofer'ı. Ekstra olarak bir amfi, bir subwoofer, bir de bütün işte küçük tweeterlardan ana hoparlörlerle kadar hepsinin değiştirdim ben ve hangi güzel bir ses aldım. Şu an? Morel diye bir marka taktık. Aktepe Sound yaptı zaten İstanbul'da. Güzel olmuş çünkü bugün de dinledik. Aynen, güzel. Yani kötü değil. Ya, tatmin ediyor beni açıkçası. Özellikle bir de yol sesini bastırıyor ya. Aynen, yani lastik içine sesinden ben çok sıkıldığım zaman müziğin sesini birazcık açıyorum. Zaten bastırıyor. Aynen, direkt bastırıyor. O yüzden herhangi bir sorun yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimizden geldiği kadar aracı size göstermeye çalıştık. Gerek offroad gerek yolda. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere.